Merhabalar efendim, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Daha önceden sizlere kümbet pastı tarifini vermiştim. Bugün de sizlere aynı kekten mini köstebek pastası yapmıştım. Onun tarifini ekstradan vermek istedim. Kekimiz için gerekli olan malzemelerimiz 3 tane yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2-3 kaşık kakao, ayrıca 2-3 kaşık içme kakaosu da kullandım. Siz sade normal kakaoyu kullanabilirsiniz, bir kaşık daha fazla atarak. Yaklaşık 3 bardak un, kreması için 4 kutu krema, 5-6 paket vanilya, 5-6 tane krema sertleştirici, 1 çay bardağı damla çikolatası. Krema sertleştirici yerine arkadaşlar alternatif olarak krem şanti tozu kullanabilirsiniz. Ben Almanya'da kremaları bu şekilde sertleştiriyorum. Ara kat için ben portakal ve kayısı marmelatı karışımı kullandım. Siz istediğiniz marmelatı kullanabilirsiniz. Çilek de kullanabilirsiniz. Hatta arasına muz da koyabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Kekimizin yapılışı, yumurtayı şeker ile birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Daha sonra sütü, yağı ilave edelim. Devam çırpalım. Kabartma tozunu, unu, kakaoyu eleyerek ilave edelim. Vanilya şekerini de ekleyip güzelce çırpalım. Çok katı ve çok cıvık olmayan bir hamur elde edelim. Ben büyükçe fırın tepsisi kullandım. Onun içerisine yağlı kağıt koyup kelepçeli kalıbımı koydum ve içerisine harcımı boşalttım. Siz isterseniz borcam veya normal yuvarlak kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Tezgaha birkaç sefer vuralım ve hava kabarcıklarını çıkartalım. Daha önceden ısınmış 175-180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika arası pişirelim. Piştiğinden emin olmak için kürdan testi yapalım. Eğer kekimiz kalın olduysa hiç sorun değil. Yuvarlak minik minik kestikten sonra ortasından tekrar keseceğiz. Çok bereketli bir mini köstebek pastası oluyor. Böyle bir kalıp kullanarak ben kekimi kestim. Siz büyük bir bardak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kalıp olarak kullanabilirsiniz. Kenarında artan kek parçalarını daha sonra üzerine kaplaması için kullanacağız. Kremamızın yapılışı, 4 kutu kremayı mikser kabıma boşalttım, vanilya şekeri ve krema sertleştiriciyi ilave edip katılaşana kadar çırptım. Bu arada çikolata değişimi beğenen takipçilerime ayrıca sevgilerimi gönderiyorum ve öpüyorum hepinizi. 1 çay bardağına yakın damla çikolatalarımızı da ekleyelim, karıştıralım ve kremamızı elde edelim. Kalıpla kestiğim minik kekleri ortadan tekrar kestim kalın olduğu için. Çok bereketli oluyor demiştim arkadaşlar. Ve kenarında artan kekleri de bu şekilde ovalım, ufaltalım. İsterseniz mikser kabında da ufaltabilirsiniz ama hiç gerek yok. Elinizle çok çabuk bir şekilde ufalanıyor. Birer tatlı kaşığı marmelat koydum. Siz istediğiniz tercih edebilirsiniz.
Her bir minik köstebek pastamızın üstüne birer yemek kaşığı dolusu kremamızdan ekleyelim. Ovaladığımız kekten üzerini kaplayalım. Elimizle şekil verelim. Biraz tepeli yapalım. Ve bu şekilde mini köstebek pastalarımızı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi çok tatlı mini köstebek pastalarımız artık hazırlardır. Tek porsiyonluk. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak çok güzel. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Daha önceden paylaştığım 9 katlı katmer kete tarifimi ve kümbet pasta tarifimi diğer videolarımdan bulabilirsiniz. Ayrıca info box'a da link bırakacağım. Linke tıklayarak tarif videolarıma ulaşabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kendinizi beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla gösterin. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olarak ve zil sesini açarak güncel videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Facebook ve Instagram sayfamdan da canlı yayınlar yapıyorum ve günlük paylaşımlar yapıyorum. Sizleri de kanallarıma davet ediyorum. Nur Mutfağı Nurgül olarak beni bulabilirsiniz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.